Ya abi beğendim bu sefer ya. Hitap etti mi sana bu bölüm? Abicim Instagram filtresinin altına müzik koyalım falan filan. Bunlar kime iler biliyor musun? Bunlar CNBC'de e The OC izleyerek büyümüş gençler izler kardeşim. Bırakacağım bu işleri bana. <laughs> kütür kütür senaryoyla development'la geleceksin. Ne o öyle? Yok hafta ha, üstü siyah beyaz oluyormuş da bilmem neymiş de. Yemezler abicim. Ben bu bölümü çok beğendim. Çünkü yani şöyle. Filtre yok diyorsun. <laughs> en iyi Westworld bölümü değil. Ama çok iyi bir bölüm. Bir sürü gelişme oluyor. O hoşuma gitti yani açıkçası. Güzel ilerliyor konular. Ee, bir şey diyeceğim. Şey, bu sezon en beğendiğin bölüm neydi peki? Abi galiba bölüm bitince yani sezon bitince karar vereceğiz ona ya. Tamam, ben dördüncü bölüm için, benim için hala. Şu an için bende galiba üç. Yani şeyin şeyin geçmişini çözmeye çalıştığımız bölüm. Dolores'lerin Dolores olduğunu belli olmadan bir önceki bölüm. Hangi bölümde unuttum vallahi sayısını. Daha o 4 dör, işte galiba. Ama galiba en sevdiğim bölüm buna da yükselebilir bundan sonrakilere bakmazsak. Niye? Hmm. Çünkü bu bölümde abi bir takım aradığım Westworld'de sevdiğim her şey geri dönmüş. Bir, felsefe. Konuşuluyor. Bir takım şeyler değerlendiriliyor. İnsanlar fikirler falan söylüyorlar. Ben Westworld'un ilk iki sezonunda buna düşmüştüm abi. Bir bölümde otururlar Tanrı'yı sorgularlar ama Tanrı'yı mantıklı bir biçimde sorgularlar çünkü acaba Ford Tanrı mıdır? Hı. İşte bir bölümde otururlar şeytanı sorgularlar acaba Men Black şeytan mıdır? Yani böyle dizinin sana söyleme diye ama hani acaba filan dediği konuları daha sonra o insanları çerçeve olarak konumlandırıp onun üzerinden daha farklı konulara gittikleri bölümler var. Hatta bu konuda da en iyisi ikinci sezondaki... E o Omaya, omaya babacık bölümü ha. olarak anılan. <laughs> yani if you go take your heart with me falan Aki mıydı o bölümü hatırlamıyorum işte. Aki çita. Ha, Aki çita bölümü 208, işte. 208 evet. Akiçita geceleri dolaşıyorum. E, Aki çita bölümüydü. Ben o tarz bölümlerde şey daha çok seviyorum. Yani olan olaylar üzerinden bir yandan da iki tane felsefi bir cümle edilirse çok hoşuma gidiyor. Mesela bu bölüm ben geri dönmez diye düşünüyordum. William Reis geri dönmüş hem de biraz o. da Birader yani bu bizim dizimiz ha biz de bu dizinin bir adamıyız yani ilk sezonda full belediyeçlik vardı Patron benim gibi vardı, ol, zaten adam. Ha evet ya yani biraz öyle yan karakter değilim der gibi dönmüş. Yani şey çok hoş. Bir insanın oturup kendi geçmişiyle yüzleşmesini, bayağı oturup kendi geçmişiyle yüzleşmesi olarak yansıttıkları sahneler. Ee, William'ın diğer grup terapisi sırasında diğer herkese kıyasla inanılmaz pesimist olması. İşte evet. nihilist olması Ha tamam. doğru bunlar tabii. Sen, senin senin sana daha uygun ha pesimist bakış açısı. <laughs> Orada Abi bana şu yani Tatava yapmayın bana yani anladın mı? Algoritmadan SMS geliyor, kadın kendini asıyor bu bölümde de. Ablacım bir dur ya. belki yanlış geldi yani zekalı Ya almasınız. oğlum yanlış olabilir mi lan Allah Allah bunu tartışmıyorlar. Kardeşim belki artık yan ya. hesaba gelecek hesap geldi sana ya Allah olmuyor Allah mu? Allah. Evimize sana gelmedi mi oğlum 10 bin lira elektrik faturası geldi bana. Oğlum sene herif önce. dünyayı A değiştirmiş. Asmadım kendimi. Of, of. Asmadım kendimi 10 bin lira elektrik faturası gelince aradım dedim of, ki ya bana 10 bin lira bir elektrik faturası gelmiş Aa pardon isim olmuş dediler Yani Kadın çocuğunu mocunu alıp gittiler oğlum yani daha ne yapsın ya, yani babacım, ki, Ya babacım bunlar saçmalık Ya olur mu saç Ya bir de Rehoboam dünyayı değiştirmiş oğlum artık millet çıldırma Ya bunu tartışmayalım bence bu okey ya Buna Abi peki ya. okey yani orası kabul ettin etmedin gibi bir durum var belli ki evet. Çünkü bir önceki bölümde ben ya ne saçma filan dedim bir sürü insan da şey demiş, abi sokağa çıkmaya sayılar edince millet lupo diye birbirine <laughs> çıkıyor, sokaklarda demiş. Hani doğru yani bir yandan. Öte yandan abi şunu söylemek istiyorum. Çıkıp mesela örnek vereceğim yani mesela bu bölümde şöyle bir şey vardı işte yetkililer evde kalmayı tavsiye ediyor. Data sızıntısı sıkıntı yarattı falan filan. Abi Amerikan televizyonları da yani bugün adam koronavirüsüyle alakalı çıkıyor diyor ki koronavirüsü Çinlilerin ekonomimizi bitirmek için saldığı bir şeydir diyor. Bak koronavirüsü sokaklarda millet bağırarak ölüyor. Adam hala çıkmış diyor ki koronavirüsü Çinlilerin komplosu diyebiliyor. Yani evet, ya. benim modern toplum diye gördüğüm toplum algısı biraz gerçekliğin artık sorgulandığı tabiri caizse post truth bir şey ya. Rehoboam dönemi Rehoboam'da şuna şaşırıyorum ben. Millet aşırı mı mal? Yani Rehoboam ne derse okey mi diyorlar? Ama işte yani, şunu atlıyoruz aslında okey diyorlar. Zaten kimse çizginin dışına çıkmayacak ve hayatını yaşayacak ya. kalıbı da öyle görmüştük başta. Bence herkes okey diyor zaten. E ya böyle yaşayacağız yani. Ha, aman sisteme evet bağlı şey... kalalım. Puanımız yüksek olsun da aman abi tadımız kaçmasın şeklinde yaşıyor herkes. Ha, yani. Ya Bir önceki bölümde zaten şeyin anlattığı ne derler? Adamın ismini unutuyorum sürekli. Serhat'ın anlattığı şey var işte. Ya zaten çizgi dışına çıkacak gibi olanları da kapatıyoruz abi bir yere ya da işte evet. böyle sistem dışına itiyoruz. Onlar çok tutunamıyorlar falan filan diyor. Ce şimdi işte. bak. Şey muhabbet edebilir misin? Bu e, şeycilik var. Sihirbazlığın bir noktası olan akıl oyunu. Hı -hı. Yapma tipi bir iş vardır. Mind trick yapan sihirbazlar. Evet. Confidence trick falan filan derler, şey derler. Bunu yapan bir tane İngiliz abi vardı. Unuttum şimdi ismini. Bu eleman şeyi çok iyi gösteriyor. Yani böyle bir takım confidence trinkler, might trinkler yapacaksan hayatı bir şekilde refah içerisindeki insanları çok daha rahat kandırıyorsun. Bugün hala dolandırıcılık öykülerinde böyledir. Şey vardır ya alar, ararlar adamı adam bakarsın böyle olan profesör, doktor falan birileri böyle tamam mı? Ya evet. PKK hesabınıza para koymuş 15 bin liraya çöp kutusuna atın falan filan güven, diyorlar. Güven veriyor sana orada yani. Ama kendi hayatı bir şekilde refah huzur içerisinde olan insanlar dışarıdan gelen bu tarz tehditlere daha çok açık oluyorlar. Halbuki öte yandan adam hustling for survival yani arka sokaklar brom işte 3 kuruş buradan geldi, 5 kuruş akşamı da buradan denkleştirdim. O tarz adam para üstüne bakan adam yani tamam mı? Hani kuruşunu sayan adam. Ben burada bir şey ayrımı görseydim çok hoşuma giderdi. Mesela hani bu bölümde doktor kendini asıyor. Çünkü belki de hani işte şey Serhat abinin istediği kendisine algoritma ne söylerse onu yapan salak insanlardan o tamam mı? Salak da demeyelim de akıllı yani sonuçta doktor ama sorgulamayan ne denirse onu yapan insanlardan evet. öyle diyeyim. Sistemde kalmaya çalışıyor yani. o. Tabii abi sistem içinde olduğunu da çok farkında değil ama balık akvaryumunu bilmezmiş gibi bir durum oluşturmuşlar hı. bunlara sanırım. Öte yandan işte bir de şey gibi herifler var. Ee, Jesse gibi herifler var. Onlar da böyle yanındaki iki arkadaşıyla beraber gözü açık tipler ya böyle anladın mı? Yani hayatta tutunmaya çalışıyorlar. Hı, hı. Ben zaten o metro sahnesinde şuna tilt oldum. O metro sahnesinde hani zenginler, refah içindeki insanlar bilmem falan filan değil. Yani böyle gariban ya. Gariban şüpheci olur abi. Gariban o kadar kolay yemez bazı şeyleri. Çıkıp bakan demiyor ki 48 saat sokağa çıkma yasağı var diye. Ya da bir tane SMS geliyor. Bir tane SMS'e hayatını satacak insanlar da var evet ama satmayacak da çok insan var. Ki mesela bu bölümde Charlotte'un Koji demiş ki ya bize ne kardeşim gelen her SMS e ama, bakıp hayatımızı öyle mi değerlendireceğiz demiş. Ama, Helal işte, ama iyi yani durumda enerjisin. o işte. Onda şey var. E, good var. G yazıyor. Skin de değil yani onu zaten. <laughs> Sen iyisin hocam. Devam demişler ona Devam ke demişler. <laughs> tamam da abi yani şunu söylemek istiyorum. Ya neyse. Ben bu Rehoboam SMS attı kendime asıtlımları bir biraz fazla buluyorum. Yani asma lan asmayı düşün en azından. Ama ben bak orada var, Sen filan bir ofisinde otur. Direkt asma abi niye? Güzel bir hayvanı? detay vardı bu bölümde. Mesela sezon fragmanında da varmış. Onu Turgut söylemişti bana görmemiştim. O da o, o da hmm. sonradan görmüş. Ben du... izlemiyorum abi fragmanları. Sizin gibi spoiler sevdalısı değiliz biz. Yok spoilerdan değil abi. Bu ta sezon başı <laughs> fragman. duvara duvara hmm. grafiti yapıyor. Turgut da yapıyor de spoiler veriyor diye abi yükleniyor. Ha. ha evet bak bu bölümün en güzel detaylarından biri. Abiciğim bu Maze ne Hayırdır ay? ya, ha işte işte o sezon fragmanında da varmış. Ben dikkat etmemiştim. Orada da böyle grafitiye grafitiye şey e, molotof atıyorlarmış falan. Ya onu ben anlamadım. Yani neye bağlanacak? Onun cevabı yok bende açıkçası. Ama çok ilginç onu görmemiz orada. Nasıl o yani... şey gitti? Ya da şey mi sadece şey mesajım? Bak hani insanlar da mı bilince gidiyor mesajımı sadece? Çünkü aslında senin dediğin oluyor. Tepki vermeye Bu olaydan sonra başlıyorlar. Bu da yani şey gibi. Bilinçlendiler. Bak hani. Onları da dürtmek lazım. Onlara da zarar görme. İnsanlar zarar görmeden doğru bilince erişemiyorlar. Çünkü konfor alanlarında kalıyorlar gibi bir şey mi acaba? Evet aynen. Şimdi Maze biraz zaten Ford ilk sezonlarda şeyden bahsediyordu ya. Hani Maze'in anlamı ne diye herife soruyor soruyor. En diyor ki ya Allah lan Maze'in bir anlamı yok. Ben Maze diye bir şey attım ortaya ki. Bir arayışa girin o arayış sonunda artık ulaştığınız şeyde kendinize ulaşacaksınız zaten gibi bir mantığı vardı. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Evet evet. Eee Birazcık burada Maze Jane sembolü olabilir. Yani arayışa çıkmayan, gözünü kaldırıp bakmayan insan hiçbir şekilde bir çıkışa ulaşamaz. Nedir Maze? Ama işte Maze sana birisini set ettiği bir şeydir Yani bence bu bölüm mesela William'ın kendi Maze'ini görüyor olabiliriz. Anladın mı bir nevi? Hı hı. Çünkü adam... evet işte, aslında. Ben şiddetli, şiddete yanlısı birisi değilim abi. Park beni şiddet yanlısı yaptı diyor. Sonra geçmişe dönüyor bir şey yüzleşiyor ki ulan çocukken psikopatmış herif. Onun bunun kolunu falan kırıyormuş bilmem neymiş. Çocuğun dişini söktü. Sonra Babasıyla arası bozulmuştu, kendine gelmiş biraz. Küçüklüğünden beri mesela şövalyeler, kahramanlar okurmuş. Oradaki prenseslere bakarmış. Mesela Dolores o yüzden onu etkilemiş falan. Böyle küçük küçük detaylar var. Beni bu arada bu bölüm William'ın üzerinden dönen muhabbet çok çeşit taşıdı. Çünkü vallahi işte yani benim Westworld'da aradığım şey şu değil abi. SMS geldi o zaman hadi abi ayaklanıyoruz. Ya that's bullshit. Ya bullshit derken bir noktada SMS gelebilir ve bir noktada insanlar ayaklanabilir. Ama bunun arasında sanki ekstra steps olması lazım gibi düşünüyorum anladın e sen mı? Sen anlatıma takılıyorsun orada biraz. Sonra ben bunu. şunu sorguladım. Sonra bir arkadaşımla konuştum. Sonra o dedi ki bakanlıkta çalışan bir arkadaşı varmış doğruymuş abi dedi falan. Hani böyle bir hemen de atlamayalım yani anladın mı? Mesela kadın ne, niye asıyorsun abi? Yani üç gün sonra assa belki okey. Atıyorum. Bak asma muhabbet Ama... dışında orada şey çok iyiydi bence. Ee, ya yani Bunu düşünmüşler midir ki bence düşünmüşlerdir. Şöyle bir ironi var orada. Doktor William'i iyileştirmeye çalışıyor ya. Hı hı. Doktor aslında bir yandan da William e, başka bir şeye sürüklüyor Çünkü sonuçta Delos'un dataları Bu sisteme hizmet etti bir noktada Yani aslında kadın onu iyileştirmeye çalışıyor William de onu bozmaya çalışıyor gibi bir ironi var orada Ama hiçbir şey abi, yapmadan yani Sanki yok ya çünkü Daha bu bölümde şeyin Delos'un datalarını Kullanıma sokuyor şey ilk hayır, hayır. Olur mu daha Rebom'u yaparken 20 sene önce data almış ya abi Onu en başta konuştular Serak data onu satın alıyor aldı. ya ama ha, Delo'stan bir, alıyor. Delo'stan almadı abi. Bir tane yatırımcıları var ya ondan alıyor. Baştan data işine girmişti işte herif. Neydi? Incel mi, Intek mi? Delo's tamam. aksine ulaşamadığı bir yer şey diyor ya. Yani ben bu hayır, kadar, hayır, bu kadar mükemmel abi. bir sistem kurmuşken Hail diyor ya benden sen iyi insan modellemesi yapmış olması. Ha kaçırılan dataları diyorsun sen. Ha kaçırılan değil. Değil. Hale Hale diyor Hail diyor ya abi. ona. Sen buna vermişsin datayı zamanında falan diyor. Ama o bir küçük bir kısmını satıyor. Datanın hmm. en başta. O var sadece. O da Öyle ona diyor. hizmet ediyor yani. Ama tabii bu kadar değil. O zaten başka şeyler Serak. Onun peşinde değil. zaten daha fazlasına ulaşmaya çalışıyor. Ha, ben bu bölüm bir deneyden memnun oldum biliyor musun abi? Ak göt, kara göt belli oldu. Şunu söylemek istiyorum. Simülasyonda mıyız, değil miyiz? Fırt mıdır, zırt mıdır? Irt mıdır, bırt, rüya mıdır, ilaç mıdır? Al bak bırt, onda bir netleşelim. Bak, bak sen onu. Bir dakika orada bir netleşelim. Bence sen onu çabuk, genel söylediğin için karışıyor. Herkes zannediyor ki her şey bak bak ben şunu söylüyorum en azından. Her şey zaten simülasyon değil. Onu çoktan bitirmedik mi abi? Gerçek. Benim tek derdim o gözlükle gördükleri görüntüler. Bunu William'da da yaşadık bu bölümde. Yani bir noktada şey olduk. Oğlum William ne görüyor lan? Hani tamam yani kendi William'larını görünce anlıyorsun da. E, kalıp da anlayamayabilirsin. Çünkü kalıp da belli ki o gözlükte gördüğü şeyler bize gösterdiler muhtemelen. Benim tek derdim o. Yoksa dünyanın simülasyon olduğunu düşünmüyorum ben zaten. O yanlış anlaşılıyor Abi, bence. Abi bir önceki bölümde o işte çok belli olmuyordu. Çünkü bir önceki bölümde böyle halkalar halkalar içerisinden gidip bir şeyler görüyordun filan ya. Orada insan şey diyor. lan biz şu an acaba algoritmanın tahminini mi görüyoruz? Yoksa başka bir şey mi görüyoruz? Ya da işte insanların yakaladığı sahnesel tutarsızlıklar vardı ya. Adam gidiyor bir renk bir şey var. Geri geliyor başka bir şey var falan gibi. Böyle küçük küçük atlamalar vardı. Ya da Charlotte'un tabletinde ya, onun ilk içinde izlediğim video farklı ikinci alternatifleri video görüyoruz farklı diye, diye düşündük. Ya onların hepsi aslında olabilecek şeyler aslında simülasyon evet değil de, yani. Ben şeyden sıkılmıştım açıkçası. Şimdi mesela ilk sezon adam şeyi yaptı. Zaman atlaması yani farklı zamanları eş zamanlıymış gibi gördük biz. Eyvallah. Ama yine de gördüğümüz şeyler gerçekti. Yani ben oldum olası şey gıcık oluyorum. Film, filmlerin fragmanlarında Marvel falan da çok yapar ya bunu. Böyle çok epik sahne görürsün ya da işte Batman vs Superman'in fragmanlarında da yaptılar o diyorsun çok epik sahne varmış abi neler olacak filmde acaba dersin bir girersin ya işte Batman rüya görüyormuş akıyor o <laughs> sahnede yani bana böyle rüya algoritma acaba mı küçük küçük sahneleri araya kafa bulandırmak için attıkları zaman ben diyorum ki ya oğlum zaten karışık bir senaryo anlatıyorsunuz e bir de ıvır zıvır attırma araya yani ne uğraşıyorsun ne katıyorsun bunları bu bölüm bence o açıdan iyiydi ya bu bölümde de kesin böyle millet şeyi yakalayacak tutarsızlıklar falan filan yakalayacak ama ben bu bölüm baktığımda karakterler A'dan B'ye gidiyorlar mı gidiyorlar? Arada güzel güzel felsefi sorgulamalar ya var mı? Senin mu, var. derdin biraz anlatın mı? Benim bu konseptleri yani. tertemiz yedirilmiş mi bunların içine yedirilmiş? Benim bir önceki bölümdeki o Instagram filtreleriyle falan anlamsız vakit dolduran şeylerdi onlar hiçbir şey hizmet etmedi. Bu benim kendi düşüncem. Sen farklı düşünüyorsun biliyorum. <gülüyor> 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 Yok ama bak ben seni şu noktada anlıyorum. Senin derdin anlatımla yani onu açıkladığında okey Ama bir yandan da ben de diyorum ki aslında araya atmıyorlar. Hep verdiler bunu ve vermeye devam ediyorlar. Bu bölümde de verdiler. Yani gözlük konusu bizim bir tarafımıza girecek abi. Yani ben o yüzden hep ikna alıyorum bu konuya. Yani onun gördüğü işte sahilde Hayır, şey tişört an. ıslak mıymış? Gözlükte miymiş? ne gözlükmüş abi? Augmented reality diyorlar. Evet. Maşallah. Hayvan gibi. 16K görüntü veriyor gerçeklik sandalyesiyle mandalyesiyle falan. Yani öyle augmented reality mi olur? Biraz fazla augmented olmuş o reality yani. <laughs> Oğlum öyle oyun oynasak ne güzel olur ya. Of çıldırırım bari. Ama işte şey Porno abi, virtual, reality, yani. virtual reality olmadı mı bu artık yani orada? Bu o evet yani karıştırdı. hem virtual reality çünkü virtual reality hazır görüntü var AR'da eklenen bir şey de var gibi yani AR'da o mekanı da kullanıyor Hı. galiba o yüzden. Çocuk oraya geldi ya bir tanesi hani o daha AR VR bir araya girmiş gibi. Birbirine i̇şte girmiş AR gibi. aslında şeyin Samet abinin kendisini her yere hologram olarak atabilmesinin müsebbibi yani gerçek sahnenin üzerine sanal görüntü oluşturtabiliyorsun bir yerde. Yani, evet, tanrı sureti kendisi. Abi. dayı takıyor gözlü gidiyor kendi yatak odasına. E o VR oğlum. Neyse yani burada bunun tartışmasını da yapmayacağım. Vardır kesin Yok işte iç, iç, da. iç, içe girmiş gibi biraz daha ikisi. İkisini de kullanıyorlar. Evet olarak. abi gelecekte ikisinin sınırı kaybolmuş birbirinden. Çünkü evet. gelecek. Ya gelecek abi o şeyde aslında gösteriyor. Çocuk ya yani çocukluğu geliyor ya yanına. Aslında orada şeyde gibi hmm. böyle. Yani e, o odanın içindeyken çocuk gelince eğer o çocukla beraber başka bir görüntü gelince VR oluyor işte orada. <laughs> Geçiş oluyor. İşte evet. Neyse büyülü gözlük diyelim geçelim abi. Ben çok tek başına takılmadım. <gülüyor> <gülüyor> level 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 15 büyü. Ha level 15 büyülü bir şov evet. gözlük işte yani. Zevk gözlü. Ee, tamam okay, tam abi'nin kendisiyle yüzleşmedir çok güzel. Kahraman olduğuna karar vermesi çok güzel. O sahneleri çok beğendim. Dolores ve yüz yüze gelip konuşmaları çok iyiydi. E, çünkü geçen sezondan biraz aslında... O bayağı güzeldi ya. Meeve ile karşılaşma. Ben çok bekliyordum onu ki, ki sanal bir karşılaşma oldu yine aslında da. Aslında ama ikisinin de korları sabitti. Yani sonuçta gerçek Dolores gerçek Meeve yüzleşmiş oldu. O benim çok hoşuma gitti. Evet korda gerçekler aynen. E, Dolores'in altını çizdiği ve benim de katıldığım bir şey var ki ben bu dizide Meeve'in tarafını pek tutamıyorum artık yani. Meeve çünkü Serhat'a hizmet ediyor ve Serhat da iyi birisi değil bence. Abi ben ee... mev'den bir hamle bekliyorum ya. Yani mev mev bence bir noktada sıra kısalacak. Yani ben ben özgür kalacağım. Hamlesini bir yerde yapacak gibi geliyor bana ve kendini feda ederek olabilir bu. Çünkü oraya çok vurgu yaptılar. Hep e, Stone dedi ya sen ne yaptın ki yani diğerleri için? Mesela şeyde eee şey... Yakuza abi de oradan vurmuştu mev'i. Tabii tabii. Yani çok yani bu arada açıklanmayan bir şey var ki biri bana bunu açıklaması lazım. Şimdi Mi Westworld'dayken bir takım algoritmik olaylar sonucunda dünyanın içerisindeki diğer robotlara komut verebilir admin rightlarına sahip olmuştu. Mi dışarıya çıktığında ama bu dünyada dünyadaki bütün ışıkları ışıkları falan oynatabilir oldu ya. Şimdi iki tane soru var burada. Bir, bütün dünya Delos'un Network'üne bağlı değil. Delos çünkü Park işletmecisi. Benim bildiğim Delos şehir tesisatının altyapısında yönetmiyor. Ama elektriksel <laughs> bir etkisi var gibi. gibi sanki orada ya. Daha elektriksel ha, bir şey yapıyordu sanki. Elektriksel bir etkisi varsa nasıl var? Switch Et, mi atabiliyor bu kız. Yani içerisinde ya elektromanyetik işte yani. alan mı üretiyor? Ya. Yok abi yok bence buradan bir şey çıkacak. Bak bunu öyle Ha öyle çıkacak geçme. çıkacak canım. Yok yani, geçmek için demiyorum. Nasıl etkilediğini anlatmaya çalışıyorum. Elektriksel bir yani, şey var. Yani zihin etkilemiyor ama elektriksel bir etkisi var. Ama bak şunu var. söyleyeceğim. Gittin şehir şebekesini etkiledin tamam mı? Sokak dururken ışıkları söndürüyor kapatıyordu ya. Tamam. <laughs> Gittin şehir şebekesini etkiledin hadi tamam. Kardeşim şehir şebekesine bağlı olmayan insanların üzerindeki yazılımları da yani o kollarındaki nişangah şey ateş alma ateş etme şeyleri falan da. Ha işte elektroniğe de hükmedebiliyor kısmı var aslında doğru orada evet o var. Ama nasıl? Yani. Ama evet, nasıl mı? Evrensel Wi-Fi ile mi? Wi-Fi ile mi? Yani, Wi-Fi e, olabilir işte ama yani instantlı bir yerlere hackleyip bir yerlere girmiyor, bir takım objelere bakıp nasıl çalıştığını görüp editleyebiliyor bunu. Şimdi geleceğin dünyasında miyim bunu yapabilmesi sağlayan şey yazılımsal mı? Yazılımsalsa Delos'un yazdığı bir şey olması lazım. Delos bütün dünyayı editleyebilecek bir yazılım yazmış olsa bence bunun etkisini başka ama bir yerde. Görüyoruz. Bunu Serak'in merkezinde yapıyordu. Muhtemelen onun buna onun yazılımıdır o. Yani onun merkezindeki simülasyonda ilk kez bunu kullandı ya kendi pörlüne ulaşıp orayı kontrol evet. altına aldı. Muhtemelen onun onun orada öğrendiği bir şey de olabilir, onun verdiği bir şey de olabilir ona. Eee bağlı bir yetki olabilir bu. Bu da evet. bu da demek ki aslında şehirlerin bütün yönetim altyapısı da Revoama bağlı. Oradan böyle bir şey çıkabilir. Çünkü avantaj sağlıyor yani sonunda meyve dolarası Bu böyle buldu zaten. Ya da meyvin gerçek dünya sandığı hiçbir şey gerçek dünya değil. Bak. Çünkü ama şey işte o zaman şey dediğin olur. Şehir abi. şebekesine olur. Ama işte bak şehir şebekesini nasıl etkiliyorsun abi? Ben buna ben buna es geçemiyorum. Sokaktaki lambayı sen nasıl söndürüyorsun? Sokaktaki lamba bir kere Bluetooth, wifi bile değil lan lamba lan. Tam elektriksel yani alanla GM yapıyordur alır. belki onu bilmiyorum ki. Override ediyordur ama baba, bir şey yapıyordur. Işte, Güç işte, okay, öyle öyle deme ama bak şunu söylemek istiyorum. Elektriksel alanla yapıyordur. Ha tamam. Ya yani bu kadar kolay bir tamam, şey değil. ben de bu. diyorum o, ki oza tamam. Bir bunu? cevap daha işte orada Revoam üzerinden belki Serak'ın ona yüklediği bir özelliktir abi. O veriyordur o datayı yani. Çünkü herif bütün dünyayı yönetiyolum zaten. Yani vardır onda. İşte kabul onu merak ediyorum. Onu yani. çıkması lazım. Ya bütün şehir şebekeleri gerçekten Serak'ın yönetebileceği bir noktaya bağlanmış. E, bütün şehir şebekeleri Serak'ın yönetebileceği bir noktaya bağlanmış olsa ama bence Serak Gil'in Dolores'in Liam'ı kaçırdığını öğrenmesi bu kadar uzun sürmezdi. Ya da çok daha kolay editleyip yönetebilirlerdi. Ki bir yerde hatırlarsan aracını kapatıyorlar Dolores'in kaçamasın diye. Evet e, bayağı aslında oluyorlar Ama araç, araç yine şehir şebekesinde değil. Yani şeyi düşünüyorum kafamda. İşte elektriksel şebekedeki bir takım şeyler var. Yazılımsal şebekedeki bir takım şeyler var. Orada ne yapmışlar hatırlıyor musun? Arabanın kablosuz. arkası, arabasının Arabanın arkasını... panelini açıp Dolores editledi orayı. Heh, oraya, oradan girdi tamam evet okey. Ama işte öyle şeyler yaptığı zaman yani bir şekilde interface edip etkileşime yaptığı zaman anlayabiliyorum. Tamam robottur hackler falan diyorum. Çok da hani o kadar detayını bilemiyorum. Ama sokaktaki lambayı flicker ettirmek başka bir yetenek. Ee, yani o yüzden Miv konusunda hala benim şüphelerim var. Ee, yani MIV'i saldık zannettiğimizde Serak acaba salmadı mı şu noktaya kadar? Yok bir yandan da MIV gitti çünkü gerçekten bıçaklandı kalbine yedi bıçağı? Ya orada bir tane bu gösterge, sefer, gösterge var Mikos bu arada. Girdi falan. Tek kanıt Hı. E, Aspect Ratio'nun değişmesi başka hiçbir şey yok elimizde. MIV işte Warworld'deyken World ya da sanal dünyadayken Aspect Ratio değişiyor. Yani bunun dışında bir kanıtımız yok şu an. Hani diğer dünyanın dış ama dediğim mantıklı gerçek dünyayı da gerçek kabul ediyorsak o soruda yani Serak verdi dışında bir şey göremiyorum şu anda. Ki zaten Serak da muhtemelen Mevi kendini öyle bağlı yani ben sana burada hayatta kalma şansı veriyorum gibi bir Hı -hı. şeyle bağlıyor. Olabilir ama yani neyse dur bakalım şimdi ne çıkacak. Ee, şeyi Meeve'in eski arkadaşları geri geliyor. Hatta Hector abi bir eledi Dolores. O da evet. güzel bir hamle oldu. Orada şey dates ee, detayını vereyim. Onu ben tabi anlamamıştım. E, hemen bakmışlar kodlara. E, dat şey kodu. E, ID kodu Clementine'de tutuyormuş oradakilerden bir tanesini. Yüzü Gözü gözüküyor Clementine'ın ya. Yüzü gözükmüyordu ya. Nerede bir yükleme ekranda küçük bir yüzü gözüküyor. Gözü ha ben, yani, ben görmedim de şey. şey. ID eşleştirmişler. Clementine ve Hector, Hector kesin. Yani orada. Eee Bakalım neler çıkacak oradan. O benim hoşuma gidiyor. Şu an iki bölüm kaldı lan bir de dizinin filmine. Yani... Şey tadı aldı mı peki izlerken? Ben çok Terminator ve Robocop tadı aldım. Yani de, şeyin e, Hale'ın yürüyüşü ateş edişi o Aa, evet, evet. E, şeyleri sonra e, sakatlandıkça zor yürüyüş üzerine Robocop'taki aynen. robot gibi robotu salıp bunları fıtır aynen, fıtır aynen. vurdurtması falan çok hoşuma gitti onlar benim ya. Çok işte o kısımlara da aynen şimdi o kısma da bir bakalım abi o kısım da çok iyiydi. Hı hı. E, o, bu kısımla alakalı bugün birkaç tane ipucu vardı bölümde onlar çok hoşuma gitti. Şu şeyi söylemiştim ya Dolores'le Meeve'in e, yok Dolores ile Halen. Yani iki Dolores'in de Heloris. kucak kucağa sarılıp yattıkları bölümlerde evet. işte biri siyah biri beyaz böyle bir ikilik sembolü var. Birbirine sarılan heykeller var falan filan demiştim ya. Hı hı. Aynı heykeli tek koymuşlar bu bölüm. Ee, mesela o zaten şeyle çok güzel tema bağlamışlar yine. Çok iyi beceriyorlar bunu. Decoherence. Decoherence ha. da Evet bölümün ismi şeymiş. Ee, ya Geçenlerde biz Coherence diye bir film izledik abi. 6-6 için. Coherence böyle şey bir o süre sonra diye be. O izleyemedim ya. Çok iyi film bu arada abi. Tavsiye ederim. Hatta yatay bakışta tekrar konuşabiliriz yani o kadar olur, sevdiğim bir film. Güzel olur. E, Coherence filminin ismine bakarken onu da görmüştüm. Yani Coherence muhabbeti şey. Böyle o, kuantum parçacıkların olasılıksal düzlemde bir birbirleriyle tutması, birbirleriyle eş zamanlı hareket etmesi gibi bir şey. E, bu coherence'te işte birbirinden kopmaya başlaması aynı parçacıkların aslında hani kuantum şeyde. O yüzden böyle bir şey mantığı var hakikaten. William kendi kopyalarıyla konuşup kendi dünyasından kopuyor ve hani biz kötü adam gibi bilirken herif kendisi şimdi iyi adam konuşmaya evet. düşünmeye başlıyor. İşte Hale Dolores aslında ve dünya için bir planı var. Ama diğer Dolores'le kopmaya başlıyorlar. O yüzden iki değil tek heykel görüyoruz bu bölüm falan böyle küçük küçük incelikler. Ee, çok şey yani kendilerine bir tema seçip o temayı çok güzel işlediler gibi hissediyorum yine ya. Ya Hale üzerinde çok haklısın ya. Hale üzerinden bana çok fazla şey anlattı ve bence hepsi çok değerliydi ya bu bölümde. Şey hatta o yandıktan sonraki hali de şeye benziyordu. İlk bir poster çıktı ya böyle e, orta, şey, arkadaki Hı -hı. şehir bina silüeti içinden geçmiş gibi duruyordu. Evet, evet, Oradaki silüete döndü zaten Hale. Abi Hale'ın şu olayı da çok iyiydi. Bunu çok vurguladılar bu arada. Daha önce de işte ya sen kızını sevmezdin ama oğlunu sevmezdin hayırdır. İşte sonra Serak geldi, aynı muhabbeti yaptı. Hatta kocası bile şaşırıyor ya sen sen o değilsin, sen iyi birisin falan. Burada şeyi de çok vurguladı bence. Yani bakın Serak bir fixation yapıyor. Yani bir düzeltme yapıyor ve insanları aslında daha kötü bir yere sürüklüyor. Yani William'ın da geldiği nokta, başka yani bilinçsel bir uyanıştan çok şiddetle bir uyanışa varıyor. Yani işte şiddetle başlayanlar şiddetle biter muhabbetini orada iyi uyguluyor. Bu aynı hatayı şeyde de düşüyorlardı. Westworld'de de işte ya tamir ediyoruz. işte oynuyoruz, şey yapıyoruz, salıyoruz. Bir şey değişmiyor, düzelmiyordu aslında. Ama ne zaman ki bilince ulaştılar. O zaman düzelme, işte mutluluk, çocuk sevgisi, aile bağı. Yani insanların aslında kendi kazanamadığı şeyler hostlar daha kolay kazanıyor. İnsanlar bu hırsa daha kolay yenik düşüyor. Yu. Hale üzerinden çok güzel verdiler. Sonunda yanması ve tekrar çıkması falan da hani biraz böyle Felix tadı da olacak herhalde orada. Falan benim hoşuma Tabii. gitti baya. Heyal hikayesi ben bu kadar beklemiyordum. Yani evet, evet. ilk Evet yani bir de şey var ya kız böyle ilk geldiğinden, ya orada şöyle bir İngilizce edebi bir şey yapıyorlar. Ee, şey diye bir tabir var ya kendi derisinden kurtulmak istemek var ya. He, yani, anladın, anladım. Getting anladım. out of your skin İngilizce evet. de. Ya kız kendi yeni bedenine girdiğinden beri yeni bedenine bir türlü Dolores alışamadı aslında heyalin bedenine. Evet, hep veriyor. Sürekli hep böyle. Yani kendini kesip derisini kurtarmak hani derisinden çıkmak istiyordu bir nevi kabuğundan çıkmak istiyordu bir nevi ve en sondaki yangından sonra derisi yandı kızın ya aslında böyle 3-4 bölümdür kurdukları bir şeyi çok ince çok, ince evet, edebi yani. edebi işlemiş oldular çünkü sürekli derisinden kurtulmaya çalışan birisinin en sonu yanarak derisinden kurtulması bence çok güzel bir anlatım bu yani bu, çok bu dizi yani. çok iyi bir dizi salak salak instagram filtrelerine düşündüğü sürece <gülüyor> <gülüyor> taktım bir kere <laughs> Peki en sonunda yani... da Staps'ta Bernard geldi. O kardeşim seni unutmuşlar falan diye böyle. Bir şey söyleyeyim mi? Bernard oynayan abi iyi iyi almış bu sezon. Ben ne ya, söyleyeyim yani? Bir şey diyeceğim. Oturduğun evet yerde. ya. Bu arada bilmiyorum Bernard'ın e, ya yani şöyle planlandıysa abi dördün sezonda Bernard daha önemli olacak gibi planlanan bilmiyorum. Dördün sezon olup olmayacak bu da daha net değil ama eğer böyle planlandıysa da ben biraz sinirlendim buna. Bak ilgili ilk sinirlendim şey bu olabilir. Bernard'ı niye koydunuz lan? Koyun hmm. besledi, oraya gitti, staps aldı, yürüyor. Yani cidden çok iyi bir şey hizmet etmesi lazım şu anda. Şu an şöyle bir habere ihtiyacım var benim gerçekten. Westworld'un son iki bölümü ikişer saat olacak falan demeleri lazım ki ben böyle ha falan diyeyim, rahat, sakinleşeyim yani. <laughs> Çünkü gerçekten Bernard ha oraya gittim, ha buraya gittim. Bernard baya şey şu an. quest yapıyor bilgisayar oyununda her Bu Sarı boncuğa gidiyor sürekli. XP kasıyor şu anda. Ya bir de şeye biraz üzülüyorum açıkçası. Bernard oynayan abi şu anda adını unuttum kusura bakılmasın da. Yani ilk iki sezonda o kadar iyi oyunculuk sergiledi ki herif. Çok o iyi. O kadar mi? iyi oyunculuk sergiledi ki. Yani ilk sezonda o Arnold mu Bernard mı biz bilmiyoruz. Kendisi yer yer farkında. Kimi zaman eskiyi görüyoruz. Kimi zaman anı görüyoruz. Kimi zaman Bernard'ı görüyoruz. Kimi zaman bilmem ne oluyor. İkinci sezon hatırlıyor. Gidiyor geliyor falan. Yani abi çok iyi oynuyor. Bu sezon bir oyunculuğunu da göremedik Reis'in. Evet. Ama bu sezonda aksine William'ın şeyine gördük. Yani aynı odada da oturup dört kişi bir de genç haliyle çok yaşlar, hani ilk kez bir ya araya ya. gelmiş. Çok bu güzel çok bir sahne o, o, da çok keyifli geldi bana. En son ya yani aynı bu aynı karakter oynayan iki aktör 6 seneden sonra ilk kez aynı stüdyoda oturmuş evet. abi. Çok, <laughs> ee, çok acayip değil mi ya? Çok güzel bir sahnede ya. Aktör açısından Oraya şey abi de koymuşlar işte. O İskoç Sidirli abi de koymuşlar Delos abi falan. Jim Delos muydu o da öyle bir şey. Şeyi hatırlıyor musun? William'ın gençliğini oynayan çocuk. Yanlış hatırlamıyorsam hmm. Lost'ta da öyle bir ulvi bir rolü vardı böyle. Ha yok bilemiyorum. İleride çıkıyordu sonradan. Daha, daha doğrusu, doğrusu ben kapak kapağı açtı açıkları bölüm bıraktığım için abi. Ha bıraktın or tamam. Ya ileriki sezonların birinde adanın geçmişiyle ilgili ki orada çok önemli hmm. bir ismi vardı. Bir isimden hiç hatırlamıyorum şu anda da. O onu oynuyordu, orada da böyle Ulvi bir rolü vardı yine. Kesin böyle. filozof ismidir abi, John Locke falan filan. Kesin mıydı kesin, kesin öyle, bir Bekart, şey. mıydı? öyle bir şey. Mekart mıydı ne öyle bir şey? Aristote <laughs> Sokratesmiş. Sokrates. Ya her şey olabilir. Platon, Platon. Bir de Neyse bu. Şey. Ha söyle Hı. abi, söyle söyle. Ee, şey diyecektim, şu şey olayı beni hala şaşırtıyor. Serak nereye kadar bu hologram atabiliyor abi? Şimdi bak. Ha buna kafamızı ben de geldi. şeylerden bir tanesi. Tamam. Bir önceki bölüm, şimdi bu herif. Yan odadaydı bu, bu arada. Yan odadan atmış bu sefer. Yan odada mıydı gerçekten o ya? Mekandaydı bence ya orada. Uçağa indi i̇şte orada Abi yani. Ama işte indim yani. Bir şey falan yani. kapattı çıktı ya böyle. <laughs> ne bileyim ben artık ya, oradadır dedim ya. ya. Şeyden huylanıyorum artık. Şimdi bak bu herif Pakistan'a mı gitti? Bir yere gitti ya. Beni oraya gitti. Ya oraya abi. fiziksel gitti. Çünkü oranın belli ki hologram teknolojisi çok gelişmiş değil orası. <laughs> ee, tamam. Oraya fiziksel gitti sonra uçağa bindi. Uçakla uçuyor göklerin üzerinde. Melek sembolizmi anladık. Şey Hazreti uçuyor. Tabii suretini ee, bırakıyor haber her yer öyle de düşünebiliriz Ha işte Hazreti gökyüzünden uçarken aşağı suretini yansıtıyor anladık. Ama nereye kadar yansıtıyor abi? Şeyin evine gidiyorlar. Dolores Gil'in eski evine gidiyorlar. Orada mesela gözlüğü mözlüğü kendi eliyle alıp adama takıyordu. Orada evet. gerçek bedeni var mesela. Sonra Dolores'le bir yerde otopark mı? Yok, otoparkta uçak hangarı gibi bir yerde Dolores'le yüzleşiyorlar. Dolores yüzleştiği yere hologramını yansıtabiliyor. Dolores'te ama mavi bir takım lensler var kıpır kıpır evet, o lensten sen görüyor olabilir. Ha, o lensten mi yansıtıyor? Mesela Hale bir yere gidiyordu. Herifi görebilsin diye işte gözlük veriyorlardı her, herife. Orada şey görüyordu. Çıkıyordu. Mesela şey odasında plantoda'sında da öyle muhtemelen. Yani bir aletle ya, şey. Kendi şirketine gidiyor. Kendi şirketinde kendi şirkette kimse ekstra bir şey takmadan kendisini yansıtabiliyordu. Dedim ki adam kendisini yansıtırmak için oraya sistem kurmuştur hadi evet. neyse. Bir de çok adam. Delos var. Delos'un toplantı odasına nasıl yansıttın peki yani? Ya oraya da kurmuş. toplantı odasında da mı Cisco'nun şey 4G hologram yansıtma teknolojisi var <laughs> ya. Yani? Ama bak orada işte yanda olduğu için muhtemelen ya kurdu ya bir şey yaptı ya. O kadar beni daha çok geren şu oldu orada. Ee, dur ne diyecektim ya? Ne diyeceğim? Ya ben de tam sen onu düşünüyordur ben şunu tamam. söylemek istiyorum. Abi ne olur teknoloji büyüye dönmesin. Ben bundan çok korkuyorum. <laughs> Zaten bütün bilim kurgu dizilerinde Heh, aklı, tamam aklı, aklı, olmayan bilim kurgu dizilerinde Westworld'u dışarıda tutarak söylüyorum. Teknoloji hemen büyü oluyor tamam mı? Ya örnek vereceğim. Ya şöyle şunu söylemek istiyorum. Ya bir yazılım bir yazılıma uymaz. Bir soket bir sokete uymaz. Anladın mı? Teknoloji dünyasında en büyük sıkıntısı so uyumsuzluk. Sen bugün telefonunu şarj etmek istiyorsun. Ulan bir telefon şarjı bile zor buluyorsun. Abi var bende şarj. USB-C mi USB-C değil abi. Eski USB <laughs> yani USB. Abi, abi, abi zaten onun girişi yakın. Abi onu değiştirdiler kablosuza geçti bilmem ne. Yani teknoloji dünyası rahat bir dünya değil. Anladın mı? Pürüzsüz bir dünya değil. Uyumsuz bir dünya aksine. O onunla çalışmaz. O onun eski versiyonudur. O ona uymaz. Yani bu Serak Baba'nın her yere böyle rahat rahat hologramını atabilmesi veyahut da işte Mii'nin... İstisnasız sokak lambasını da hackledim. Ulan sokak lambasını neyini hackledin? Sokak lambası smart bir device mı? Bu arada bak şu dediğine Tabii şöyle hackledin. Yani buna... bu beni biraz şey yapıyor. İnşallah buna bir cevap çıkar onu söylemek istiyorum. Şu yüzden Person of Interest'te şehir altyapısını mesela yapay zekanın kontrolüne verdiklerini bir yerde vurguluyorlardı. Ondan sonra iş değişiyordu. O noktaya kadar şehir altyapısı yapay zekanın kontrolünde değildi. 3 tamam. sezon filan. Böyle bana bir cümle kursalar ben şunu Burada şey, rahat şeyi çok veriyorlar abi. Cümle kurmasa da bu herifin manuel çok adamı var bu arada. Her yerdeler Bomba koyan, evet. çöplükte taşıyan bir. Ya Serak'ın böyle bir gücü de var. Manuel gücü de yüksek. Yani onu Tabii. unutmamak lazım bence. Ya bir şekilde onu o sistemlere erişip Yapabiliyordur ya. Çünkü şeyde bile oğlum geldi, Hale bir yere girdi. Hemen bir adam bitti orada. Sen ne ayaksın <laughs> falan diye. <laughs> ben ona güvenirim orada biraz. Yani bir şekilde çözüyordur o konuyu. Masanın Ama... altında adamı saklanıyormuş değil mi? Hologram yansıtır tutuyor böyle. İnşallah yıl beni görmez. <gülüyor> <gülüyor> o an diye tutuyor böyle. Bak hadi hatta bu, o, o mesela bak e, hologramından çok onu anlamamaları bence daha büyük bullshit'ti. Yani oraya zehir bastı çıkardı. Ha, kimse de kıllanmadı ha böyle bu ne lan dip baktı yani. Bu kadar tecrübeli adamlar her yerde bilmem ne yani. Belki o biraz şey olabilir. Surat ekşitebilir yani orada. Eee Hale'ın robotu uyandırması ve iki robot birlikte kapıştıkları sahneler çok hoşuma gitti. Çok, çok anime bir sahneydi. Ya. Çok, çok gitti. güzel sahne o ya. Ben ona bayıldım. Bir de şey ya ikisi de robot ya böyle tatlı bir sembolizm de var orada. Yani tamam bakın biz insan kılığına girdik bir de insan kılığına girmemiş hallerimiz var. Yani ilk bölümde gördüğümde de o çok hoşuma gitmişti. Hale'ın devasa bir robotla yüz yüze durması. Evet, evet ikisi de insan yapımı makineler aslında. Ve hani böyle biraz şeyi görmek istiyorum ben. Mesela işte Dolores de sürekli otomatize motosiklet kullanıyor, arabalar sürücüsüz falan filan ya. Hani olası bir savaşta otomatize bütün şeylerin e, nasıl söyleyeyim robotların klasik anlamdaki robotların bizim robotların yanında durduğu böyle bir sahne benim niyese göresim geliyor çok tematik o, o olarak uygun geliyor bana tam çok anime çok sahnesi olur ha çok güzel olur tabi tabi motorda robot bam güm onları bunları eziyor Hale bu taraftakileri vuruyor o sırada falan çok tatlı çok iyi bir bölümdü. Yani Instagram filtresiyle dakika doldurmadıkları. <gülüyor> e... <gülüyor> Böyle de. Ya bırak. Ya kanka bir şey söyleyeyim mi? Gebeşli anlaşma. boş bırak. Bak bir dakika dinle beni. Gelecek iki bölümde o genre ismindeki uyuşturucunun iki bölüm boyunca vurgulanmış olması. Aa bir şey hiçbir diyeceğim şeye, dur dur. Hiçbir şey hizmet etmez. Dur dur. Ve sadece Instagram filtresi atıp arkasına Spotify'dan müzik eklemeye yaramış çıkarsa bittin oğlum. Ben bir ömür bunu konuşurum. Bir şey Ay, i̇nşallah diyeceğim. gelecek iki bölüm janra bir yere bağlanır. Jan, ben sana onu söyleyeyim. Jan, <laughs> dışında bak uh, da iğneyi bandırıyor ya o şey çıktı. Tek cihazı çıktı. Ha, protein tracker. O Proteinle tarama yapıyorlar abi ya. Çünkü evet muhtemelen çakılmasın diye şeyden dolayı. Yani üzerinde bir çip mi bulsa çakarlar ya hemen muhtemelen taranıyordur çünkü. Tabi. Kanında protein vurup. Acaba diyorum hani e, Caleb da ve diğerlerinde de hani Liam'da falan da, da benzer şeyler yapıldı. Çünkü onlara da vurdular. Liam kalıba vurdu falan. Belki oradan da bir şey çıkabilir. Yani oradan bir faydası çıkabilir. Görsellik dışında. Ee, ki Ben beğeniyorum. Olabilir. <laughs> Daha ilginç bir detay. H Hale Tracker'dan bakıyor. E, William'ın orada olduğunu fark ediyor. Sonra Bernard Gill gidip kurtarıyor. Evet. Ee, Bernard Gill diyor ki Dolores'i durdurmamız lazım William hadi gidelim. İyi de size William'ın orada olduğu bilgisini muhtemelen Dolores verdi yine. Yani bunlar bir türlü ikna edemediler Dolores'i bir, bir şey yapmaya çalıştı. Kanıs göstermişti ona geçen sefer. Oradan gitti herhalde. Ama kanısının olduğunu biliyordu. Yani işte Dolores veriyor bilgiyi aslında Hı -hı. doğru. Yani. Evet orada Bernard'ın işte neye bak ben üç üç şey bekliyorum şu anda. Bir muhtemelen Hale Dolores'e baş kaldıracak. Ya da başka biri olacak çünkü gitti yol Kaldırmayabilir artık... Kaldırmayabilir ya. Bence başka farklı. bir Dolores var orada abi. Artık. Bu e ya... işler değişti ailesini kaybetti artık. Ha, yani. ya da Davası işte... değişecek bence o kızcağızın. Hayır işte Dolores'in yanında olmayacak bence. Ben onu düşünüyorum. Ya tabii ya da... tabii. Ha, ya Aynen. Onu diyorum. Ee, Maeve muhtemelen Serra'ka bir noktada tepki verecek. Üçüncüsü de Bernard ne yapacak? Bu üçünü çok merak ediyorum. Yani onun dışında bir merakım kalmadı diziyle ilgili. Yani bu üçü beni çok merak ettiriyor. Kişisel olarak yani onların aslında bilinçsel olarak ne tepki verecekleri bu saatten sonra çok önemli. Ben bir de dünyadaki geri zekalı sayısını merak ediyorum. Yani bir noktada <laughs> lütfen şeyi açıklasınlar. Boktan bir SMS geldi diye canına kıyan kaç tane geri zekalı olmuş Oğlum Vestör boktan dünyasında. SMS dedin yani karısı ölmüş çocuğu ölmüş tecavüz orospu olmuş bilmem ne sen diyor ki boktan SMS. <laughs> Abi bunlar olmamış ki. <laughs> Oğlum olacak diyor işte. Yani Kanka olacak diye böyle bir mesaj yaşıyor. geldiği andan itibaren olmaz ki. Oğlum zaten sıkıntı orada, ironi orada böyle yaşıyor insanlar. Buna alıştırılmışlar yani. Makine otları tamam, ölüyor yani. Aptallar ölüyor. E tamam onu istiyor zaten. Ben bunu zaten. düşünüyorum. Evet. Aptal. Evet, onu yani istiyorum abi de, zaten? Bir de şunu aptallar <laughs> aykırılar misin? gitsin yani. Liam'lar yaşasın, Sarak'lar yaşasın. dertler o. Ben bir sonraki bölümde falan şey çıkarsa diye onu bekliyorum açıkçası. Yalan olmasın. O noktada takdir ederim. Rehoboam bir noktada data sızıntısı olacağını öngörüp eğer öngörüleri ona göre yazdıysa hakikaten helal olsun derim. Ha işte o. Ama Rehoboam bir noktada data sızıntısı olacağını öngörmeden tahminlerini ona göre yaptıysa all bets are off. Yani tahminler mahminler patladı. Yalan oldu abi. Artık ne yazacaksın? Yani Bakacağız çünkü sonra. machine learning de öyle şey değil ki. <laughs> abi dünyanın yarısı gerizekalı bir şekilde kendini öldürdü ama sistem hala çalışıyor. Çalışmaz ki. Yani Rehoboam mesela işte başlarda mesela <laughs> borsayı tahmin ediyormuş ya. Millet kendi nasıl ya abi halat fiyatları artacak. Sen bunu öngörebildin mi o zaman yani? i̇şte şunu merak ediyorum. Bence gelecek bölüm öğreneceğiz bunu. Serak çıkacak diyecek ki biz bu sene bir data sızıntısı olacağını ve toplumda çok büyük karışıklık olacağını öngörüyorduk. Ama bunu senin yapacağını görmüyorduk Dolores derse o noktada derim ki işte bunlar Westworld'un senaryo yazarlarıdır. Ben bunlardan böyle bir zeka bekliyorum. Dolayısıyla bunu dedi hasta zaten. Biz seni öngöremedik kısmı dendi de öbür kısım denmedi. Evet o kısım şu an ha, yani belirsiz. çünkü şunu çünkü hala şeyin hala çizgilerini gösteriyor. Çizgilerin yarısı kopmuş gitmiş durumda. Geri kalan yarısı da kopmamış durumda. Çünkü geri kalan yarısında SMS kullanmıyorlarmış belki de bilmiyorum. Bir tane güzel görsel vardı orada. Onu geçen denk geldim bir yerde. Ee, hmm. Kırmızı siyah top sadece Bernard'ta ya şeydeki ha. top da yani Rehoboam topu da kırmızı siyah kırmızılar dönüyor içinde ha, yoksa yoksa Bernard Rehoboam'ın oğlu mu yok oğlu mu değil abi şey e, <laughs> Serak'ın <laughs> yok yok Serak'ın <laughs> kardeşi yok ya piyasada onun bilincini ha. mi acaba orada saklamayı denedi be. falan gibi bir şey var yapmasınlar böyle şeyler kurban olayım bir şey söyleyeceğim olmaz. ben biraz şeye bakıyorum youtube'da baktım geçmiş bölümlerde ortaya atılmış tahminlere teorilere <laughs> sana anlatayım da biraz eğlenelim ne var çıkarsa çok güleceğim çok kötü oluruz bu arada ama bak daha tamam, bir takım teoriler söylüyorum sana Kaleb aslında Serak'ın kardeşi mi? ya bu kimse, bu büyük bullshit ya ben buna hiç inanmıyorum kardeşlik orada hiçbir şekilde yok bence orada Kaleb aslında Serak'ın oğlu mu? <laughs> sikmiş anne Kaleb aslında robot mu? bunu da geçtik buna ikna olmayan varsa hala Kaleb simülasyonun içerisinde mi yaşıyor? Yok. Kalep gözlükte gördüklerini görüyor. Buna ikna oldum ben de. Kalep Rehoboam mı? Yok. O ne kadar bu şey bunlar? Hail Kalep mi? <gülüyor> <gülüyor> Millete kafa yedirdiler oğlum. Saçmalayan millet artık. Alkol, <laughs> alkol alıp alıp teori yazıyorlar. Trollüyorlar yani. ya bence. Nolunlar bizi de trollüyor gibi geliyor bana ama bakacağız. O olabilir. Sevgi yani. Evet, işte trolledikleri kesin yani. Evet evet. Ya ben Nolan'ın zekasına, Lisa zekasına çok güveniyorum ve bu arada... Son... Serak aslında Ford mu? Abi, aa bak Ford mu değil de Ford sence bir noktada e, hala Bernard'ın zihninde de bir yerlerdedir gibi bir şey görür müyüz? Ya da bu dördüncü sezon olursa oraya mı kalır? kalır? Üf, yani abi Daha bilmiyorum. Şimdi ben... Long shot bir planı var mıdır gibi bir şeye gider mi yani? O bana biraz şimdi... zorlama gelebilir. Ben şunu çok zarif buluyorum onu söyleyeyim. Ee, bir karakterin hikayesi bitti mi bitmeli bence. Anladın mı? Süründürdüğün Hı -hı. zaman tatlar kaçıyor. Mesela ben bu bölüm William'ın hikayesi bitiyor gibi düşünmüştüm. Aslında bitmediğini şeyde semboliz ettiklerini anladım. Enseye bir tane şey basıyor ya Hı -hı. ben o enseye bastığının William delirsin diye delilik gibi bir şey enjekte ediyorlar. Yani bir hormon basıyor deliriyor adam falan gibi. Yani, Küçüde delirsin diye bastıklarını düşünmüştüm. Ve William'ı öyle kapattıklarını düşünmüştüm. Çünkü kapatmamız lazım abi hikayeleri. Yani... Ya finale gidiyoruz tabii, döngü, ya başka bir yere gidiyoruz. Abi de herkes geri dönmesin yani. Mesela ben çok isterim tabii ki Andronopolis geri dönsün. Kim istemez? Ama bir yandan da habire fort dirildi, fort dirildi. O sefer Serak da dirilmeye başlayacak. O zaman da herkes de dirilmeye başlayacak. Yani O aslında çok e... sevmek, çok istemekle beraber inşallah gelmez geri. Çünkü abi eski yemekleri yemeyelim abi. Andronopolis şey gelmesin, başkası yani gelsin de, Cidden diyeyim. gelmesin. Aslında mantıken Ford'un da amacı buydu. Biz de Ford'un suretlerini dünyaya saldı abi. Dolores'i de o yaptı. Tabii tabii. Ee, de işte onun zihnindeki diğer neydi? Abernathy'yi de o yaptı. Hepsini o yükledi. O dataları o şekillendirdi yani. Ha, mesela Abernathy geri gelsin. O oyuncu çok iyiydi. <laughs> bir bölümcük yazık adamcağız. Sonra depoya kaldırdı <laughs> adamcağız. bir de yaktılar oğlum hepsini artık ya. E, gelmezler. Bir tek hiç bilinmeyen bir yerde hala orayı bulabilirler mi bilmiyoruz tabi. Görünmüyordu en son. Bernard'ın şeyleri duruyordu. Onlara dokunmamışlardı galiba. Beş altı tane Bernard'ımız ha, var. Depodaki yerde. poşet Bernard'lar duruyordu. Evet. evet evet onlar hani maske lazım olursa bir <laughs> oradan alırlar. Okey var Vallahi mı ekleyeceğim yani, bir şey? yok demek istediğim ben yani benim için dolu dolu bir bölümdü. Keyifli bir bölümdü. Güzel hem, 40 dakika konuştuk oğlum zaten. Hem 4. teknolojik açıdan sonra... doluydu. Hem estetik görsel anlatı açısından doluydu. Hem küçük küçük edebi tatlılıklar yapmışlardı. Dediğim gibi insanın kendisiyle yüzleşmesini gerçekten kendisiyle yüzleşmesi yapmaları ya da derisinden kurtulmaya çalışan bir kadının bölümünün en sonunda yanarak gerçekten derisinden kurtulması çok gibi ya, o, o e, çok tatlı güzel zarif dokunuşlar yapmışlardı. Eşek gibi Instagram filtresi, TikTokçu gibi Instagram filtresi atmak yerine <laughs> o konuda da tekrar tekrar kendine teşekkür ediyorum. Kafamda kalan şeyler mi bütün dünyayı nasıl editleyebiliyor her şey Rehoboam bağlı bu benim kaçırdığım bir detay mı yoksa buradan bir sürpriz bir şey çıkacak mı? E, iki i̇ki bu dayı kendisi nasıl her tarafa hologram olarak atabiliyor? En son Delos'un toplantı odasına nasıl attı acaba? Bunlar kıllandırıyor bizi. Efendime söyleyeyim. Bu kadar. Aaron Paul'un suratını 5 bölüm daha görmesem özlemem. Bunu da belirtmek <laughs> istiyorum. Ya bak başta demiştim ki Aaron Paul çok iyi bir kast. Hala onu destekliyorum ama Aaron Paul iyi bir oyuncu değil ya. <laughs> Ol, olmuyor yani herif. Ya Çocuğa da bir şey yazmamışlar abi şimdi bence. Ama ezik rolünde iyi yani. Böyle eble heble oynadığı için çok iyi kast yani. ona hala destekliyorum bu kast işi. Ama oyunculuğu belli bir seviyeye geçemiyor maalesef. Ya bir şey değil, bir şey de yok çocuğun yani bilmiyorum. Ben şimdi tabii şey de izlemedim. Breaking Bad'in ne kadar izlemiş birisi değilim. Geçemediğidir belki. Geçemiyordur belki de. Yani o Aaron Paul geldi bir tat katacak falan derken e, iki oraya baktı, beş buraya baktı. E, Azıcık ahül yalandı falan. Yani böyle bir ya şöyle söyleyeyim. Bir Dolores'ten bir Miv'den, bir Bernardo oynayan abiden, bir Antonio Hopkins'den, bir William'dan falan gördüğümüz oyunculuklardan sonra Aaron Paul falan Teddy'den Zayıf. bile şey kaldı benim için. O aktörlük olarak. <laughs> Zayıf ne kaldı. Ne izledik abi. Aaron Paul'dan deyince. Ha işte hamdolsun Aaron Paul'da bu bölüm vardı. Falan gibi bir abi oldu yani. Bakalım o da artık kısmet. Ee, iyi bir kast olarak hayatına devam edebilir böyle ara ara. <laughs> o zaman kapatıyorum. Haftaya 7. bölümde yine buradayız. Yine kartlar, Tabii. abonelikler. Sungur'un kanalı, benim kanalım hepsine abone olabilirsiniz. Hepsinin burada ikonları, ikonları var. Ee, haftaya görüşürüz o zaman. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz arkadaşlar.